Öyle mi? Oo, çok teşekkür ederiz. İsterseniz bir tane çiçekle böyle fotoğraf alma gibi bir şey oluyor basındaki arkadaşlarımızın. Onu celiteyelimizi gerçekleştirelim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık. İyiyiz. Çok teşekkürler. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Biz de aynı şekilde beraber meclise görev yaptık. Evet, evet. Ankara vekiliyiz zaten. Evet, şimdi Ankara son iki dönemdir. Onun dışında sizin tabii tarım politikaları konusundaki yaklaşımlarınızdan da biliyoruz çok. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak biz de Milliyetçi Hareket Partisi ailesinin ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bayramın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dostluk, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da pekiştiği, geleceğe daha güvenle baktığımız, daha güzel günleri kucaklayacağımız bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Fakat az önce konuştuk tabii. Birçok mağduriyetler de yaşanan bir bayram. Bir tarafta şehit ailelerimiz var. Evlatsız kalan analar, babalar, babasını yitirmiş olan evlatlar. Diğer tarafta halen 6 Şubat ve sonrasındaki depremdeki yaşananlar nedeniyle canlarımızı yitirdik ve onların yakınları var. Halen deprem bölgesinde yaşantısını zorlukla idame ettirebilen yurttaşlarımız var. Bütün bu acılar üst üste geldiğinde, üzerine bir de ekonomik acılar yığıldığında zor bir bayram, biraz buruk bir bayram. Ama gene de biz bu bayramda da umudu yeşertmekten yanayız. Onun için siyaset konuşmak değil, tamamen burada duyguları paylaşmak, olumlu duyguları birleştirmek ve ülkemizi güçlendirecek olan günlere de yeni bir umut aşılamak için vesile olmasını arzu ediyoruz. Onun için tekrar sizlere de iyi bayramlar diliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz bu nazik karşılamanız için. Biz de şahsımızla Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ve tüm Türk İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Çok şükür Cenab-ı Allah'a yeni bir bayrama daha erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Elbette hem ülkemizde hem dışarıda yaşanan bir takım zorluklar, sıkıntılar her zaman olduğu gibi şimdi olacak. Ama çok üzüldüğümüz bir şeye tanık olduk. Bizim bu mübarek günümüzde İsveç'te kutsal kitabımıza yönelik olarak yapılan eylemi şiddetle, nefretle kınıyoruz. Umut ederiz ki bunlara bundan sonra bu nefret doğuracak, nefret oluşturacak bu tür eylemlere bundan sonra medeni dünyada fırsat verilmesin, izin verilmesin. Buna ziyadesiyle üzüldük. Ama şükürler olsun esenlik içerisinde bir bayrama daha kavuştuk. Devletimiz büyük. İnşallah milletimizin bu konudaki samimi gayretlerine hep birlikte tanık olduk. Devlet, millet işbirliğiyle bütün yaralarımızı sarabiliriz. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün dileğimiz, temennimiz bu. İnşallah hep birlikte, el birliğiyle daha yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ederiz, edebiliriz. Bu konudaki az önceki samimi değerlendirmenize de sonuna kadar katılıyoruz. Bizim bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaretimiz bizim bugünkü ziyaret programımızın son noktasıydı. Öyle mi? Evet. Tamamlamış olacağız. Evet. Bu şeyin alem partiler arasında bu samimiyetin, bu diyaloğun devam ediyor olmasında son derece anlamlı buluyoruz. Yani. Evet. Biz de az önce sizden önceki ziyaretçilerimizle de konuştuk ama mecliste kayda geçsin deriz ya, evet. Öyle kayda geçmesi açısından İsveç'teki bu protestoyu tabii şiddetle kınıyoruz ve hiçbir dini sembole yönelik olarak yapılan eylem, söylem, protesto kabul edilebilir değildir. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. Onun için bunu buradan bir kez daha kınıyoruz bizler de.
son ziyaretçiniz olmanın da getirdiği belki bir şey olabilir. Sabahtan beri görüşmeler yaptığınız için bir yorgunluğu olabilir. O yüzden İstanbul'da önce şöyle çaylarımızdan birer yudum alalım. Çay içmesek de bu sefer lütfen. Burada çay içmediler derler. Evet. Evet. Sizin tabii tarımla ilgili çok yoğun çalışmalarınız oldu. Tarım Kredi'nin eski genel müdürüyüm biliyorsunuz. Evet, evet biliyorum. Bu dönemde Tarım Komisyonu'nda CHP'li arkadaşlarla birlikte çok yakın ve yoğun çalışmalarımız evet, da olmuştu. Evet, biliyorum. Evet, evet. Ben şu anda partide yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Ya 2009'dan beri yani. Evet, aynı evet. Aynı zamanda. Yoğunuz, evet. Bizim yoğunluğumuz hiç bitmiyor. Evet. Şimdi çok yorulmayın. Yormayın kendinizi yerel seçimlere hazırlık aşamasında. Evet. Ama kritik bir görevdesiniz yani özellikle yerel seçimler öncesinde tabii büyük bir sorumluluk. Şimdi 975 ilçemiz var, 81 il. Kolay değil. Vahap Bey'le bizim şimdiki sizin Mersin Büyükşehir Belediye evet. Başkanımız olan Vahap Seçen evet. Bey'le aynı komisyonda birlikte görev yaptık uzun süre. Evet, evet. Bursa Milletvekili İlhan Bey vardı o zaman. Evet. Tabii, evet. İlhan abiyi de çok sever sayarım. Evet. O zamanlar bir yoğun bir mesaimiz olmuştu kendilerine. Evet. O dönem hatta şeyi de konuşuyorduk. Meşhur sarayın yapıldığı yerdeki ağaçların kesilmesi meselesini falan da o zaman konuşmuştuk. 24. dönem. Neyse üzerinden çok zaman geçti tabii. Ama şurası bir gerçek. Yani Türkiye bir tarım ülkesiydi eskiden ama şu anda bir Konya büyüklüğünde bir ülke, Hollanda ülkesi büyüklüğündeki bir alan ekilip biçilmiyor. Onun için diliyoruz ki yeniden köylünün milletin efendisi olduğu ve tarımın şaha kalktığı günleri hep beraber kucaklarız. Bugün Angus'tan tutun, samana kadar, işte mısıra, her şeyi ithal eder hale geldik. Yani bu derece dışa bağımlı olmamalıyız. Tarımsal üretim verilerine baktığınız zaman bir iyileşmenin, bir düzenlenin olduğunu görüyoruz. Ama esas burada size şöyle bir katkı olsun diye ifade etmem gerekir. Pandeminin bütün dünyaya öğrettiği mesaj. Takım sonuçlar evet, ortaya evet. çıktı. Evet. Burada belki de tüm dünyanın olduğu gibi bizim de çıkarmamız gereken en önemli sonuçlardan evet. bir tanesi tarımın kendine yetebilmenin önemi evet. ortaya çıktı. Evet. Yani dışa bağımlılığın bu böyle bir zamanda nedenli olumsuz sonuçlarının olabileceğini yakından hepimiz hissettik, yaşadık ve ondan sonra da hakikaten bu bilinçle atılan bir takım adımlara da şahit olduk. Umut ederiz ki buradan herkes üzerine düşen dersi çıkarmıştır. Yani. Kesinlikle ve bir kez daha gördük ki Çin'de bir kişinin yediği yiyecek bile Türkiye'nin herhangi bir köyünde yaşayan kişiyi dahi ilgilendiriyor. Yani aslında hani hepimiz bu dünyanın insanıyız. Onun için özellikle sağlıkla ilgili konularda gerçekten tüm dünya olarak çok daha özenli olmalıyız. Çünkü sağlık sorunları sınır tanımıyor. Yani bu kadar insanların da mobil olduğu bir süreçte çok hızlı yayıldı pandemi. Orada tabii gerekli tedbirler alınamadı zamanında. 5 maske bile dağıtılamadı. Zorluklar yaşanıldı. Ama bu bayram gününde onlara girmeyelim şimdi. Evet, bundan sonrası daha iyi olsun, güzel olsun, sağlıklara, huzura, mutluluklara vesile olsun diyelim.